Çilingir meslektaşlarımızdan ricamızdır. Ben de bir çilingir olarak bu beyefendi kapıda kaldığında duyarlı davranıp hiçbir meslektaşımızın hizmet vermesin. Sonra o iki saniyenin ne kadar büyük bir emek olduğunu, emek büyük harflerle, anlar diye düşünüyorum. Tüm çilingirlerden özür diliyorum. Gerçekten ben bunu asla emeğe saygısızlık yapmak istemem diyor. Sen gerçekten anahtarcılardan dayak istiyorsun. Hak ediyorsun. Hak ediyorsun yani. Böyle ben pat de, diye gireriz, ya çok iyi çat ben diye devam ederiz. Beklenmedik bir alkış geldi. Program bitti, hoşçakalın. Efendim, iyiymiş. Tanıyanlarınız olur diyemeyeceğim bir konuğumuz var bu hafta. Sana da çocukken seni izliyorduklar başladı mı? Tatlı Eser. Tatlı ya. Eser amca diyen çocuklar falan. Amca falan var. Korkunç ya, korkunç evet, ne hissediyorsun öyle deyince? Abi bir tat kaçıyor. Hemen böyle dememesi için, canım benim ağzımı kapatmalı. Öyle mi, amca mıyım ben falan diye. Yükseliyorsun değil mi? Gerginlik amca yaratıyorum. Amca değil oğlum amca abi. Amca değil ya, amca da değil ya. Tamam değil. Da amca da değil yani. Bir de mesela senin daha saçına beyazlar düşmedi. Bizim evet. Yaşımız yakın hani. Evet. Öyle amca diye yaftalayacağım bir yok, adam da değilsin. Benim yüzüm falan da böyle hani tombik sevimli devam ediyor yani. Daha gencim, çocuğum, şeyim devam ediyor hayır, ya. Ben de oradan neye dönüyorum biliyor musun? Sana amca diyecekse bana ne diyecek yani? Dede filana doğru abi, gidiyoruz. Abi amcanın sen... üstü yok ki. Amca zaten 40 ile 80 arası amca. Doğru. Oraya girmemek lazım yani. Hiç abidir bu. 80'den sonra mı? 70'ten sonra üstatlık geliyor bir yerde abi. Abi üstad ani böyle aniden 45'te de gelebilir. Ya, şimdi böyle bir bakmışsın üstadsın. Bir bakmışsın Eser Yenenler okulları. Tabii bir de. Şimdi sınavı burada İmaz abi yani çok güzel hareketlerde hani deyince sen geç. Üstad kelimesi geldi böyle. Ben çok korkarım böyle şeylerden ama geldi. Amcayla aynı şekilde geliyor beni orada. Anladın mı? Üstad. Üstadım ne haber? Abi iyiyiz yani ama üstad değiliz. Yılmaz Hoca sana da üstad. Öyle mi bölündü titili? Yani biz de kalfalık aslında. Ha. Kalfa olduk. Ha, çıraktan kalfaya oldu. Çıktık tamam. Aslında. Bizim bütün hikayeye bakınca aslında hep işte çok güzel gider 1-2 devam ederken bir tane böyle bir insanların gözünde bu oluşumun tam yerine oturması için güzel bir geçiş dönemi bu. Hmm. Orada da kalfa sistemi. Yani eski mezunlardan birinin kalfaya dönüşmesinin bir çok büyük anlamı var aslında. Bence de manalı. Hani tabii. Böyle şey güzel bir düzen bu. Evet. Yani hani... işte orada ben arayışımı şöyle sürdürdüm. Yılmaz abinin koltuğuna oturdum ilk 6 bölüm. Orada yani ben dedim bu böyle olmaz. bu konu yanlış yere gidiyor. Yani şimdi kıyaslanıyorsun durup dururken anladın mı? Şimdi ben Yılmaz Erdoğan'la kıyaslanmak istemiyorum. Daha yapacağım da çok şey var. Ama sistemde de izlemesi gereken bir durum var. Orada biraz böyle debelendik ettik falan. Yılmaz abiyle de konuştuk. Sonra hani dedim ben arkada kalfalığa devam edeyim. Önde de yine sunuculuk hani skeçler sonrası konuşma yapayım ama sahnede olayım. Diyeyim ki yani aktif adam daha doğayan olmadı yani. Adam üstad değil yani. Zil sahnede. Çalan adam oldu. Evet yani birden şey olmayayım dedim. O yüzden kendime böyle sunuculuk, sunum sonrası, skeç sonrası konuşma falan gibi bir yer buldum. Kalfalık arıyorum ya. Yani. Güzel şu an memnunum ben. Gördüğünüz gibi Eser Yenenler bu haftaki konuğumuz. Açılışı yapamadık. Evet. Artık şey oldu ya cool olmak için böyle hani 17. dakikada jenerik akıyor ya da işte filmin adı. Biz de böyle cool'luklar deniyoruz kendi ama. Kendi montajımızı yaptık. Video başladığında şey diye hissediyorsun abi. Acaba bir şey mi kaçırdım? Başlarken geriye almaya çalışıyorsun. Montaj mı yanlış acaba? Öyle ona döndü şu an. Ben de bir açılış problemim var. Kapanışı da yapamıyorum, açılışı da yapamıyorum. Ne önerirsin abi? Akışı seviyorsun abi. Sen gerek yok ya bence. Yani biz her zaman şey yani samimi olunca, samimi sohbet tabii. Edince tadı çıkıyor. Çünkü iddialı olduğumuz bir yer değil ya. Yani hani... Değil ama abi şey de yap yani bak. Kaçtır söylüyorum. En son kapatırken bir konuk gelmiş, o kadar konuşmuşsun. Son söylemek istediğin bir şey var mı diye de sor. Son sözler kime sorulur? Gidenlere. Ya ne oluyor oğlum? Gidenlere git oğlum abi. Ne oldu? Gidenlere. Gidenlere niye öyle bir şey soralım yani? Son sözlerin neler? Nereye gidiyorsun? İdamlık mahkum mu konuğumuz yani? Hani öyle son sözler sorayım. Ya son zaten sözler değil. Şey önemli bir şey ama. Hani işte havanız nasıl olursa olsun sizin havanız aydın olsun falan gibi böyle final cümleleri bulmak güzel. Yani bitiş cümlesi evet, değil mi? Ben de çok onu aradım. Arıyorum da hala. Hani final ulan bu adam hep böyle bitirir. Cümlesi bulabilirsiniz. Her bölüm deneyin bir tane. Ne geçiyor? Senin aklından ne geçiyor abi? Geçmiyor. Benim hani normalde işte ekranları karşısındaki tiyatroya gelen misafirlerimiz. Siz hoş geldiniz diyorum. Hani ekran karşısındaki tiyatroya gelen misafirlerimiz. O da bir tık orada oluyor. Onun dışında şey bulamıyor. Şimdi ben de linçte deniyorum yani. Bir tane şey buldum. Bay bay diyorum böyle birden. Artık modern. Sevdim. Ben de onu seviyorum. Evet, bay bay. Bit değil. Evet. Ama işte Okan yapıyordu bir ara. Hatırlıyor musun? Okan Bayülgen. O bazen gidiyordu direkte yani. Direkt. Evet. Böyle bok gibi kalıyordu. Evet.
böyle Allah şey gelenler falan. Ben konuk olduğumda da böyle aa adam gitti ya. Öyle şeyler yaşanıyor gerçekten. Nevşin Mengü yapıyor şu anda işte. Ne yapıyor? Başlarken başlıyorsun merhaba diyor haberleri sunmaya. Merhaba bugün CHP'de diye şey yapıyor. Bitirirken de bugünlük bu kadar hoşça kalın diyor bitiriyor. Güzel. Güzel. Bu kadar. Ama ondan da o kulluk bekleniyor zaten öyle bir tarzı filan. Ben şimdi öyle yapsam götü kalktı derler. Evet bende de öyle durdu. Bay bay dedim. Böyle yani ne bay bay lan bir selam bir şey oldu yani. Biraz Allah'ın evet yani biraz kendi kariyerine uygun bir şey bulmak zorundasın ya. Bunu da en iyi Reha Muhtar yapardı. Bunların yaptığına hayvanlık derdim ama diyemiyorum çünkü Radyo Televizyon Üst Kurulu onun sonunda bizi kapatıyor sevgili seyirciler. Büyük yetenek. Çok. Yani tam bir bence anchormanlik orada kırıldı yani. Hani Reha Muhtar'dan daha iyisini bence görmedim. Bence anchorman, showman falan böyle bir şey. Bence o yeni bir şey buldu da adı konmadı hala da. Evet. Acı var mı acı diye. Yani sorusu slogan olan birini hatırlamıyorum ben. Ya bir de böyle soruları o kadar abuk bir yerden alırdı tabii. Ki. Kendin rahatsız, başkası adına utanmak hani. Tabii. Yardım adama utanmayın da ne olursunuz. Böyle garip garip soruları olurdu. Hasan Mezarcı şeyi vardı işte bir katıldı Hasan Mezarcı'nın. Ne olmuştu? Gökten falan geldiler. Gökte Reha Muhtar nasıl? Peki bu program bitmiştir burada. Siz peygamber misiniz falan diye soruyordu. Evet dedi herif de zaten. İddiası bu yönde zaten katılım amacı bu. Doğru bir soru. Doğru bir soru sormuş. İnanılmaz programdı o çok, ya. Çok çok. İlişki terapisini nasıl bitiriyorsunuz? Çift terapisi. Aman çift. Çift terapisi nerede? Çift terapisini oraya çok güzel bir şey bulduk. Kuzey Mete videosuyla bitiriyoruz. Aa. Öyle de açıyoruz. Coolmuş. Evet. Anne babam güzel. Sahneye geliyor falan diyor. Alkışlayın falan diyor. Çok iyi. Ondan sonra onlar diyor. Iyiymiş. Sonra finalde de gösteri bitti. Yallah evinize diyor Kuzey. Çok iyi. Çok iyi fikir. Bak bu net iyi fikir şimdi yani hani şey bir de ortamı tam böyle yumuşatıp çift terapisinin önü için çok iyi, bitimi için bitimi de çok iyi. Bitimi için de çok iyi. Çok yumuşatı. Çok güzel oldu ya o. İlk çocuk yapmışsınız o zaman. İyi ki yaptık. Yani şu an yoksa bu gösterilerimiz ön arkası neler olurdu. Vallahi. Abi birine ver yetişsinler böyle şeylere de. Harcadığımız paranın karşılığını versinler. Ufak ufak çalışarak sence yani. Sence de çok kötü yatırım değil mi çocuk? Yani biz şu an... Yatırım olarak baktığında. Yatırım ama. Biz şu an çalıştırıyoruz ama. Hayda. Biz şu an bir şey yani. Bir birlikte videolar çekiyoruz, ediyoruz falan. İşte şu an bir gösteride çalışıyorlar. Gelmiyorlar ama her videosu kaşe yatıyor yani hesaplarına. 18 yaşına gelince sana inanılmaz bir telif davası açsa ya. Ya bence bak yani... Açacaklar bir şey. Biri aklına girerse ben görüntülerimin kaldırılmasını istiyorum. Dese yokuz. Evet. Öyle bir hak kombi. Var mı ya? Kaptan vardır öyle ya. Bir şey var mıdır? Varmış istemez diyor kapıyı kapatıyor. Vardır ya. Sen ya sonradan babana öyle bir şey diyebilir misin ya da annene? Ya abi diyecek ki çocuk ya ben çocukken ünlü olmak istemiyordum. Senin yüzünden ünlü oldum. Black Mirror bölümü gibi oldu. Korkunç gel eser şu işe girelim. Korkunç mu? Bence güzel fikir bu arada. Vallahi güzel fikir. Şu hiç meşhur olmak istemeyen bir çocuk ve bir bakıyor geçmişine. Doğduğu günden beri var çocuk. Aa doğru çok buyur. Güzel filmmiş. Hayır biz bu arada şey yapıyoruz yani onu pedagoji bir şeyler var uğraşıyoruz ki biraz şey olsun diye ama zaten ne yapsak öyle olacaktı ki? Ünlü çocuğu olmak zaten olacaktı. Maalesef kader gibi bir şey. Hani tabii. Coğrafya kaderse ünlü çocuğu olmak da kader yani tabii, ne yapacaksın yani? Instagram yokken de Zehra Bebekler. Evet şeyler, Kemal Bebekler var. Vardı yani bunlar yani. O bebek lafı geliyorsa zaten ünlüsündür tabii, yani. Hani tabii o... canım. Zehra Bebek 18 yaşına girdi diye bir haber hatırlıyorum. Tabii. Ya Zehra Bebek 18 yaşına tabii. Girdi biraz. Ya okurken bir anlamsız değil bir mi? Bir de mesela dediğin gibi ün ve zenginlikle alakalı bir şey. Yani eser bebek demediler bana. Hiçbir zaman. Fakirlere söylenen bir şey değil keşke hocam. Keşke bir deselerdi. Değil yani. Mi? Eser bebek dünyaya geldi. Kim geldi? Eser bebek ve ailesi. Ne güzel olurmuş. Hiç öyle şeyler çok, yok. Ama çok acayip biliyor musun? Şu anki şey meşhurluk kavramıyla ilgili bir sürü evreler atlattım. Hani bir şeyler yaptım çok falan filan. Çok atlattın ama böyle değişik musun? Değişik yani her satıda bir şeyler yaptım. Magazin sayfalarının her yerinde gördüm seni varım biliyor musun? Varım ben. Vardım. Vallahi yani. Ben üçüncü sayfaya bile gidiyordum biliyor musun? Korkunç yerlere doğru giderken şey oldum yani. Allah korusun. Hani, estağfurullah da böyle şey yani şu anki meşhurluk yani Berfu'nun bu kurduğu sistem ve Instagram'ın bu Kim Kardashian'sı dünyamız var bizim yani. Şu an beni gördüklerinde Mete hastaymış nasıl oldu iyileşti mi diyorlar. Yani ne zaman hastaymış? Arıyorum Berfu'yu hastayım baylaşmış Berfu. Benim haberim yok mesela. Ha, çocuğun hasta olduğunu. Öğrenmiyor. Yani, hani, öğrenemiyorsun da. Yani şey gitmiş mesela ben turnedeyken hastaneye gitmişler. Öksürük bilmem ne işte. Öyle çok ciddi bir durum yok da. Birden de ki geçmiş olsun dedi biri ya ne oldu falan. Çocuk mu? Aşkım hani.
Ailem artık ben şey benim mi? Önümde biliniyor yani. Öyle bir durum var. Çok hadi bakalım şey. Kuzey mezun oldu diyor biri gelip. Ya bir dakika. Daha dün biz onu şey yaptık. Matematikte bana. Özel ders öneririm. Daha çocuk karneyle gelmemiş. Detaylarıyla yani. Hani biz tavsiye ederiz şu okula gitsin falan. Yani ailece biliniyor her şey. Yani Kuzey benimle aynı meşhurlukta yani. O kadar da mesela atıyorum aile fotoğrafı çektirmek istiyorlar o zaman sizinle değil mi? Yani hani aranıza geçelim hep birlikte mi çektirelim ya yoksa işte o seçenler bir, var mı birlikteyken böyle? Yani çok yani çocuklar varken öyle çok fotoğraf dışarıda yapmıyoruz. Hani çocuk şey olmasın diye. Hani anlayamıyor. Şimdi Kuzey zannediyor ki herkes akrabası ve tanıdığı. Tabii. Kuzey ne haber diyor. İyi sen deyip devam ediyor mesela. Yani onun şey, yan dizisi yani, karakteri. Tabii. Şey, merhaba, merhaba kasap. Merhaba bakkal. Siz de bütün dünya bütün dünyayı tanıyor zannediyor. Kuzey. Dolayısıyla Kuzey bilmem ne. Kardeşin nerede? Mete evde falan deyip devam ediyor mesela. Mete, hani dolayısıyla orada bir şey durumu var. Dışarıda ben hani özellikle onlar dururken fotoğraf çektirme falan. Hani bu ne meşhurluk kavramı falan sormasa ne çektirmiyoruz çok. Dışarıda da başkalarıyla fotoğraf çektirmiyoruz çok. Mantıklıymış. Yani kendi çektiğimiz dünyada bir şey kurduk. Ama dediğim gibi zor bir süreç yöneteceğimizi düşünüyorum. Çocukların psikopatlık derecesine göre. Özellikle küçük olan kesin dava açacak gibi duruyor bize. Ha. Mete böyle bakıyor çünkü. Ne yapıyor lan bunlar? Bir dakika falan bunları bir yerde kullanıyorum. Telif düşer mi? Bir şey var yani Mete'de. Zannımca burada bir rant dönüyor. Rant var. Bak rant kelimesini öğrendiği gün sıçtık biliyor musun? Diyecek rant yani. Bunlar buradan para kazanıyor. Biz şirinlik bir dakika falan filan. Şey durumu var yani. Mete'de şey, çok şuurlu bakış var. Yani evdeki en olgun insan en küçüğümüz. Mete mi? Mete. Yani biz böyle video çekerken bir bakışı var böyle. Bunlara gerek var böyle şeylere falan gibi bir geçen şey var yani. Aşı vuruluyordu bir Güney Koreli çocuk mu ne böyle bir dönüşü var falan. Ne, bakıyor. Onu da şey yapmışlar. Demek Mete o ekolde. Tam o. Tam o. Yani hastaneye gittiğinde falan da böyle hiçbir şey itiraz etmiyor. Doktora böyle dimdik bakıyor. Ağzını aç diyor, açıyor. Biraz daha aç diyor. Bir daha neden daha çok falan. Hani bu neyine yetmedi gibi bir şey var. Biraz daha açıyor falan. Sonra hala mı göremediğine geliyor içeride. Ben açtım sen göremediğine geliyor. Böyle hep aşırı şuurlu. Bir de Kuzey önde hep hata yapan çocuk. Bu arkada böyle ya yine vuracak kafasını falan deyip böyle duruyor. O sonra, kadar. Tabii. Çok şu yani çok olgun bir ruh. Sence farkı ne? Genetik kodlar mıdır? Nedir bu yani? Ya bence doğuştan tabii ki. Öyle yani bu doğuştan itibaren bir genetik kodlar bilmem yani. Yani burcu yani hani o yani bence şey var yani. Burcu diyor ama burcu diye biriymiş o. Tabii o bakıcısı burcu. Burcunun. O tabii çok gizemli ve güzel bir şey. Doğduğu andan itibaren farklı. Ağlama şeklinden, ağlama derecesinden işte o hastanedeki ilk günlerinden itibaren bambaşka iki çocuk yetişiyor. Artı tabii anne baba telaşı da var. Yani anne babanın ilk çocukta ulan nefes alıyor mu ne yapacağız ben ne o mu bu mu? O telaşın çocuğa da geçiyor tabii ki. İkinci de ya büyür ya öteki nasıl olduysa oldu ya bir şey var yani. Baştan itibaren onu güçlü büyütme var yani. Sen kendi kendine büyürsün halledersin. Falan. Halledersin durum var. Rahatlık var. Ama o dediğim gibi o ek bir daha güçlü bir karakter onu sağlayabilir ama doğduğu an itibaren iki farklı çocuktan bahsediyoruz yani. Peki bir şey diyeceğim. Çok sert bir dönüş yaşadın ya. Hı-hı. Hani bekardın ve bir anda baba, evet, evli, başka evet, evet, başka sıfatlar geldi. Tabii. Bu dönüşüm sende iyi kötü nasıl bir dönüşüm oluyor abi? Ya bu benim %100 çok istediğim bir dönüşümdü. Yani o çünkü o taraftaki hikayelerimin hepsi bitmişti. Yaratıcılık anlamında da kendi hayat yaşayış şeklimde de yani o oradaki konuyu kapatmıştım. Yani bir dönüşüm istiyordum hayatımda. Çok büyük bir dönüşüm istiyordum. Ama bu ona hadi zamanım geldi evleneyim gibi bir şey de değildi. Hayatıma Berfut çıkmasaydı evlenmezdim de. Ama yani bambaşka bir ülkeye gidip yerleşebilirdim mesela. Bir yani şeyim bitti yani. Vereceklerim bitti anlatabiliyor muyum yani? Böyle bir üretim isteğim kalmadı, şaka yapasım kalmadı, bir şey yapasım kalmadı. Böyle boşluğa yapıyormuşum gibi hissettiğim bir dönem var. Orada yani Berful'e karşılaşmam, dolayısıyla çok gönüllü, istekli girmem ve dolayısıyla bütün bu hikayeyi de herhangi bir zorlama olmadan, yaşamak zorunda olduğum için değil de doğalından. Tamamen doğalından bu dönüşümü çok istediğim için şu an çok güzel ve tam tersinin de en iyisi oldu. Yani o bir şans. Hayatın resmen evlenmeseydim neredeyse bir yarı algısız zayıf yani. O tarafı hiç görmeyecektim. Çok üzülürdüm yani. Şu an böyle Lux diye şey açıldı yani. Bir dakika yani. Yeni harita açıldı. Yeni harita açıldı. Yepyeni bakış açıları geldi. Atıyorum en basitinden yani. Havalimanında çocuk parkı var mı mesela? Bu soruyu ben 37 yaşına kadar sormadım anladın mı? Şimdi olmazsa nasıl olmaz bu havalimanında ya? Bu çocuk uçağı nerede bekleyecek falan. Hani böyle bir geriliyorsun hani oyun alanları. Hani bakış açısı olarak böyle yani bu sana bambaşka bir derinlik katıyor. Dolayısıyla şeyi çok seviyorum.
ediyorum. Yani gerçekten hani o dönemden bu dönemden işte 5 senedir işte Berfu'yla evliliğimizin 4. yılı katman katman derinleştiğimi hissediyorum. Bu çok önemli bir şey. Ve hakikaten şey değil. Derinleşmek için kendini zorlamadan. Hani yurt dışına gideyim 2 yıl oyunculuk eğitimi alayım gibi bir şey değil bu. Ya akışında yani, giden bir akışında duygu olması da daha tatlı. Akışında ve aile, çocuk, eşinin ailesi, senin ailen, onların adaptasyonu, çocuklar, çocukların büyümesi, çocuklara bakmak falan böyle çok katmanlı bir derinleşme var yani. Peki böyle düşününce ne ara çalışıyorsun ya? Bunlar zaten neredeyse günün ya ben hakikaten artık çalışmadım ama yani ben bir 3 sene ESA'yı bıraktıktan sonra pandemi dönemine de denk geldi işte pandemi falan. Show program dünyası bıraktıktan sonra ben dedim ki bir dakika bunu adapte olayım. Aslında o adapte olurken de evde sistemi kurduk. Evde de Berfu'yla videolar çekmeye başladık. Yani dolayısıyla orada Berfu'nun kariyeri başladı. Yani ben elime kamera aldım. Hiç daha önce kamera arkasına geçmemiştim. İşte onun This Turkey diye şeyi YouTube programı böyle acayip izlendi. Çok heveslendik. Başka formatlar yaptık. İşte Double Date diye çiftlerle bir şey. Biz pandemide full evde hem çocuk bakıp hem çalıştık gibi bir şey oldu. Ben neye işe yarayacağını bilmiyordum ama ondan çok keyif aldım o sıra. Yani bir iş gibi de değil. Yani dur kariyerimizde YouTube yapalım gibi bir şey de değildi. O bilinçli olur mu sence? Bence olmaz o iş zaten. Öyle yapınca tadı yani çıkmaz. Yani aynı tadı olmayabilir. Yani hadi şimdi YouTube yapayım ya YouTube'da yükselim diye bir şey olmaz. Yani ama o sıra benim show programı ya da televizyonculuk, programcılık bilgimle Berfu'nun kamera ön enerjisi birleşince ilk çektiğimiz andan itibaren bu bir şey dedik. O dediğimiz şeyin montajlanmış halini de biraz hayal ettimle bir izlenme bekliyorduk. Ama benim beklediğimin 10 katı izlendi. Yani İlk Berfu bir video koyduk diyeyim sana birden 1 milyon izlendi. YouTube'da 1 milyon izlettirmek hiç tanınmayan bir kanal için çok büyük bir rakamdı tabii. Yani. Birden oraya girdik. Dolayısıyla ben bütün işi gücü bırakıp biraz daha aslında arka planda bu 4 yılda Berfu'nun Instagram'ı işte çekeceği Reels'larda yani o Reels'ların fikrini hep kendi buluyordu ama orada oynamak, YouTube'unu çekmek dışında 4 sene bir iş yapmadım. Çok güzel hareketler oldu sonra, o 3 sene sonra. Oraya gittim. Hani orada da bir abilik, kalfalık dediğim gibi dışında çok aktif yaptım, çok çalıştım, bir şey olmadı. Aslında bütün bu süreci biraz dinlenerek ve değişerek, dönüşerek geçirdim. Şimdi kendi YouTube'umu aslında ilk defa tekrar üretmeye başladım diyebilirim yani. Tekrar aktive oldu. EYS kanalı değil mi? Evet, EYS kanalı. Programdan oldu. Biraz bahsetsene. Linç. Yani şimdi linç benim yine aslında show programında yaptığım İçinde bir şeydi. İçinde bir parttı zaten parttı. Bu. Şimdi ben de şuna karar verdim. Madem televizyonda programcılık bitti, kendi kanalımı kurayım. Oraya da eğlenceli programlar yapayım. Linç'le başlayacak ama kalabalık bir ekibiz. Yani bir 10 kişilik ekibimiz var. ÇG'den de tabii ÇG'den de bizim Metin Pulis, Batu, Hilmi, Tolga Ülken var. Zaten hani bütün bu show programlarının hepsinde çalışmış. Biz de 3 adamdan beri çalışıyoruz. Yani büyük bir ekip var. Bu büyük ekip sadece linç yapmayacak yani. Bu bir başlangıcı. Buraya böyle gençlik kanalı, daha gençlik ve komedi kanalı olarak konumlandırmak istiyoruz. Siz aslında bir stüdyo olacaksınız o zaman. Zaten tuttuğumuz ofisin altını stüdyo yaptık yani. Çektiğimiz yerde kendimizin. Artı işte bu işlerde çok tecrübeli bir ekiple de çalışıyoruz. Hani yapım ortaklığı yapıyoruz sinerjiyle de. Ama dediğim gibi bu bir başlangıç olarak görüyorum. Yani ben bütün enerjimi ve bilgimi nereye aktaracağımı tam kestiremiyordum yani. Televizyonda program yapmanın artık şeyi yok. O yok. Show programı yapmak eskisi gibi bir şey değil. Ne yapayım ve uzun süre yani hayatımın geri kalanında buna adapte olurum dediğimde evet yani bir gençlik kanalı kurmak platform ne olursa olsun hem büyük hem de eğlenceli bir uğraş. Dolayısıyla bunu böyle günden güne büyütmek istiyoruz. Şansımıza da çok iyi başladı yani. Evet, iyi başladı. Bunu siz istediniz. YouTube'dayım. Bak linç bardağı yaptırdık. Televizyon ara vermiş kanalların gördüğüm tekrar hayata dönmesi de ayrı bir operasyon ya. Çok zor bir şey ama işte dediğim gibi biz hep Berfu'yla YouTube falan çekerken kendi YouTube'uma da zayıflama challenge'ları çekiyordum falan. Hepsi dolandırıcılık gibi oldu. Gerçi zayıflayamadan böyle inanılmaz örgütlediğim böyle yüzlerce şişman var. Zayıflayacağız falan. Onlarla zoom yaptım falan. Bütün şişmanlar haydi zayıflıyoruz falan. Ama koran oldum. Ondan zayıflıyor. Orada şey oldu. Orada mı gitti? Tat gidince şey de gitti. Hocam babalığa dair soruların bittiyse şey yapacağız. Mekanı yerde ya. Hayır, biz yani düşünüyoruz abi o aşamadayız. Kime soracağım? Anladığım kadarıyla bir şeyler var. Ben de story'den öğreneceğim diye çok korkuyorum abi. Abi hayırlı olsun diye geleceğim bir diye çok korkuyorum. Hayret bir şey abi. Sorabileceğim yegane insan var. Sana mı soracağım çocuk sahibi olmak nasıl? Ben neden olmamalısın onu anlatabilirim. Yani. Bence iki tarafı da dinlemelisin bu arada. Senin hiç o taraflarda bezin yok gömleği var üstünde evet, şu an. Evet abi. Gömlek açıklığı. Gömlek açıklığı. Biraz daha çok çeşmeye geçeceğim. Evet. Şu,
Şu benim 10 yılda ben yokum demek yani, evet, bu işlerde. O aurada şu an. Tabii tabii, o güzel. Abi 2008'e döndüğümüzde Çok Güzel Hareketler'deki esere sorsak, sen yeteneksizsiniz de jürilik yapacaksın desek, o eser ne derdi? Burada söylemeyeyim, yine YouTube. O çok şey bir şey ya. Ya o çok abartı bir şey yani. Abartı oldu o. Yani kariyerimde birçok hedefim vardı ama Çok Güzel Hareketler'den sonra işte bir yarışma programı sundum. O çok iyi gitti. Acun abi de büyük araştaydı. Erken bir teklif oldu o yani. Benim de bekliyordum. Sen de şaşırmışsın. Ben de şaşırdım. 29 yaşındaydım o sırada. 29 yaşında. O kadar mıydın? Evet abi, 29 yaşında jüri olur mu insan? Yani bakıyorum yukarıda Hülya Acun eser yazıyor falan. Bak hiç unutmuyorum ben ilk çekim falan. Allah Allah ya, ben yani jüriyim falan. Bir de sahne gelenlere bakıyorum, daha da rüya gibi duruyor. At çıktı ilk bir tane. Bir at. Ona Acun abi çıktı, havuç yediriyor falan. Oğlum böyle yeterek değildir bu ya. Yani bu değildir falan. Sonra o oldu. Sonra bir tane adam çıktı bak. İlk çekimdekileri unutmuyorum. Bir tane adam çıktı abi. Abi böyle şeyi koydu. Bu pervane mi denir? Sıcaklaşma mı? Ne denir ona ya? Vantilatör. Vantilatör. Vantilatörü açtı böyle normal. Basıyor. Bak rüyadasın ya. Sonra lan vantilatör çalışırken dilini soktu araya. Diye durdurdu abi. Vantilatörü. Dedim bu rüya ya. Ya bu saç böyle bir şey olmaz dedim ya. Bunu ben ne not vereceğiz buna? Sonra adama şeyi sormuşum. Abi nereden geldi aklına falan. Bir gün evde oturuyordum. Çok sıcaktı diyor. Ya diyor, bunu ben yeteneksiz çıkmak için ne yapabilirim? Bunu dilimle durdurayım diye. Her gün denemiş. Önce bir de çalıştırıp dilini ufak ufak sokmuş falan. Vantilatör falan bir şeyler şey oldum abi. Yani hakikaten bir rüya gibi başladı. Yani kariyerde insanın yani başına hani herkese nasip olmayacak, evet, bir şans bu. O eseri onu sorsam yani o sırada hedefin ne derse, daha tek başıma şov yapmak üzerineydi. Yani benim aslında küçüklüğümden beri bu hedefim vardı. Ama o dediğim gibi bana gelip dese ki hadi birader yoluna bak falan derdim. En ilginç yarışmacı o muydu abi bu arada? Dilini pervaneyle. Dilini pervaneyle. Dilini durdurma. Evet yani diliyle pervane durdurma. Bir tane köz yiyen vardı. Onunla ikisini yarıştırırım. Böyle sıcak közü ağzında söndüren vardı. Bunların ikinci turu yok gibi geliyor bana. Var var. O pervanede ne yap? İkinci kademedekini mi? O köz yiyen komboya girdi. Kutu kolaları eziyordu. Ondan sonra köz yiyip sonra mermer kırıyordu aynı anda mesela. Ha, şey, oradan yürüdü. Tabii, oradan sonra artık. Tam böyle şey, oyun, bizim çocukluğumuzun oyunları gibi. Aynen, o challenge'lar veriliyor kendine. O pervaneyi durdurun zaten, artık şey yaptık. Yani ikinciliğe girmesin diye hayır dedi bana. Yani, o çünkü kafayı sokacak. Yani o evet, yani şeyden korktuk, yarışmada yapacağından değil. Evde ne dener bu? Hani yani çünkü onu yapan, ulan dur şu elektriği falan, hani o her şey girer yani. Ya da o devasa hani şey, jet motora bir kafayı sokayım. Tabii, da o şey durayım. Kafam ne kadar parçalanayım. Onlar bitti abi, önceden dişiyle tır çeken. Çekenler vardı. Onda tabii. Ya ama onda net bir şey, yavaş yavaş. O senin dişli tır çekme modası var. Öyle şey vardı. Ama benim oradan mesela tabii gözümde biz buradayız, neden buradayızın sonucunda da bizim Safa var. Safa Sarı yeteneksizsiniz deydi ve çok başarılı. Senin dönemin mi? Evet, benim dönemdeydi. Oğlum skeç bitti, hadi gidiyoruz hadi. Ne skeci ya? Ne skeç? Gel de göstereyim reis. Sonra mesela hep yani o mesela güzel bir şey oldu. Üstüne 3 adam da bizim sokak röportajlarını yapıyordu. Doğru. Şimdi Çok Güzel Hareketler'e o sıra tavsiye ettik ve orada da çok başarılı yani Safa. Bülent Ersoy ol. Nasıl Bülent Ersoy'luyum abi? Erittiniz damladan. Ya en azından yeteneksizden ne kaldı dersen böyle bir hani oradan gelen bir yeteneği buraya kazandırma gibi bir şey mi oldu? Kalan ender isimlerden. Hani bu tür yarışmaların galiba öyle bir handikapı var. Kalıcı olmak için evet seni çok bir yere taşıyor ama sonrasında yaptıkların, yapacakların o ambale olma halinden yırtman lazım. En zaten sektörü biliyorsun abi, yani sektöre girdin diyelim. Yani zaten sonrası karakterin yani. Aynen. Ondan sonra sadece yeteneğin de değil yani. Çok yetenekli oluyorsun. Bilmem ne oluyor. İlk şöhrete kendini bozuyorsun. Onları atlatıyorsun. Bilmem ne. Hani ondan sonrası çok zor zaten yani. Hani Safa'nın da işte başarılı olmasının nedeni kendi karakteri yani. Hani hem çok düzgün bir çocuk hem de çok yetenekli. Çok yetenekli. İkisi bir arada çok zor yani. Kendine neyi yapma derdin? Bu kadar şey yaşadın. Şurada şunu yapmasaydın iyiydi dediğin bir şey var mı öyle bir an? Hatırlıyor musun? Valla ya anlık pişmanlıklar oluyordur ama İyi buradan ya. Geçmişe bakınca o ne iyi olmuş lan, oradan oraya gitmiş. Oradan olmuş, onu yapmasam işte olmazmış falan gibi. Hani bütün kadersel çizgileri hiç bozmasam iyi olur derim şu anki halimi düşünürsem yani. Oynaşmam yani. Oynaşmaya gerek yok çünkü hep onların güzel yani. Sevdim. Bana yazılan şey bence benim şansıma
Yani ben çok mutluyum yani. Hani evet çok sert travmalarla başladı hayatım, işte baba ölümü gibi çok sert bir şeyle başladı ama ondan sonrası da bakıyorsun yani işte o öyle olduğu için öyle. Hani baban olmadığı için daha güçlü bir karakter oluyorsun. Daha oturmuş bir kişiliğin oluyor. Öyle olduğu için kendini İstanbul'da gibi çok bozmuyorsun. Hani baba ölümüyle bile empati yaptırabileceğin bir süreç oluyor uzaktan hayatına baktığında. Ya aslında o manuel ayarlar ya da o şeyler değişince değil de total pakette ne hissettiğin önemli değil mi? Aynen öyle. Yani total pakette de bu kadar şanslı bir yaşam herkese nasip olmaz yani. Peki ben... Söyle. Lütfen. Yok söyle tam onu. Benim... Niye kibarlaştık oğlum? Abi, hiç gerçekçi bir yaklaşım değil. Peki hiç böyle şey var mı abi? Hani ulan o olsa çok farklı bir şey olabilirdi deyip ucundan döndüğün bir şey var mı? Abi oldu yani. Ay maşallah. Abi şöyle düşün. Bu işle ilgilenen bir adam olarak yani keşke BKM'ye girsen dersin. Dersin. Dedim oldu yani. Ve patlayan bir dizide oynasam keşke dedi. Daha ilk başında oldu. Ali'yi. Evet. Ondan sonra o dizi yani ne oldu? Dizide çok beğenilmediğim için gitgide az yazmaya başladılar. İkinci sezon beni Bursa'ya yolladılar falan. Dört bölümde bir geliyor gerçekten falan. Gerçekten memleketine yollamaları da komik. Çok kırıcı ya. Yani bir mesaj aynı zamanda kırıcı. Bu çünkü. Bir de şöyle konuşuldu bak. Seneye dedi işte yönetmen kalbimi de kırmak istemiyorlar. Belli ki benim ben girdiğimde reyting düşüyor. Kudret Sabancı çok tatlı bir adam yani. Çok kırmıyor da beni. Eser diyor seneye işte ne olacak abi seneye falan öğrenmeye çalışıyorum. Ya diyor üniversiteyi kazanıyorsun falan. Aa üniversite ortamı ne güzel olur falan diyorum ben. Hani işte şehri söylemedi ama. Sezon başladı. Benimle vedalaşıyor. Annem, anneannem hadi bakalım hayırlı okul falan. Abi zulümdü. Çünkü ilk sene dizi olunca işte o sıra işte Oğuzhan Boğuzhan biz ya İbo falan beraber takılıyoruz falan. Bir bütçe geliyor hayatına ve buna alışıyorsun. Öğrencilikten aa mis gibi para yaşıyorum. Abi ikinci sezon bir yazmıyorlar. Şimdi 4 bölüm yazmadı mı o ay gitti. Tabii. Ben artık sadece o şey bilgisayarda Undo özgür yazıp karakter bir tane cümle etsem varım. Bir tane hatta şey çıkmıştı öyle çirkinleşmiştim. Eski bölümlerden böyle beni bir kolaj yapıp vermişlerdi. Bölüm başı yatacak. Sonuçta onu da ben çekmişim falan hani. 7-9 bölüm falan yazmadılar. Yani Oğuzhan böyle... abi anlatıyor geçen işte bir programda tam senin dediğin şey... Eser'den para gelsin ki evin geçimini sağlayalım. Tabii ama hepsi, onun dışında öğrenim kredimiz var. Yani öğrenim kredisi artık orayı açmışız yani. Aliye ile hepimizin bir konforu var yani. E işte onun olmaması benim BK Mutfak hikayesinin peşine soktu. Çünkü o sıra Şahin Irmak da dizideydi. Şahin Irmak da Aliye'nin şoförü. Öyle mi? Ben evet. Onu hatırlamıyorum. Evet. Ben de bilmiyorum. Aliye'nin şoförünü oynuyor. İşte söylemedi bak. Söylemez. Şahin Irmak çünkü banktaki olarak. Onlar da var. Için. Banktaki de var. Bir sürü geçmişi Şahin'in şeydir yani. Dolu doludur yani. Karanlıktır. Tanışıyor muyuz? Yok tanışmıyoruz. Ben Ali. Ben de Veli. Allah Allah. Şahin de Aliye'nin şoförü ama Aliye'nin her bölüm şoföre ihtiyacı yok. O da... Bazen Aliye kendi böyle kafasını enseni yapan biri olduğu için. Bir de zenginlikten hoşlanmıyor. Keşke hoşlansa da Şahin para kazansa. Aliye bozulmaz mı be? Aliye mi karakter yani mi? Yani şimdi güç şoförü olmasın mı Aliye'nin? Antik kahramana doğru gitmesin mi hocam? Evet. Ya. Şoförüne şiddet uyguluyor. Şoförüne aşık olsa falan şey olacak yani. Abi biz işte yemeklerde bir yere giriyoruz Şahin'e. Abi yazmadılar, beni de yazmadılar bilmem ne falan. Sonra Şahin mutfağa giriyor. Diyor ki abi gel burada işte seçmeler var kefillik bilmem ne. Beni diyorum oğlum ben de BKM isterim falan. Şahin beni BKM'ye alıyor. Abi çok acayip. Aslında hikaye bu. Yani ikimiz de kefil oluyor değil mi? Öyle kefil bir sistem oluyor. Var. Tabii. Tabii. Diyorsun BKM. Kefil oluyor. Hatta kefil olarak giren de tek sen misin? Başka kimse birisini... Evet Şahin kefil olarak beni çağırdı. Yok yine bir o sıra bir kefillik sistemi vardı. Sonra şey yani iş olaylar ilerledikten sonra yani sahneye çıkmaya başladıktan sonra çok kefil olmadı. Çünkü o şey cam pazarına dönüştü. Sahneye çıkıyorsun 150 kişiyiz 8 skeç oynanıyor millet sahneye çıkamıyor. Dolayısıyla millet bir önce kendim ekmek yiyeyim de başkası sonra çağırayım dedi. Sonra bir elemeler bayağı oldu giden kalan bilmem ne para kazanamadı bir şeye. Bir 25 kişiye düştük. O aza düştükten sonra aslında ben Oğuzhan, İbo, Zeynep hani benim arkadaşlarım son kefil olanlar aslında. Hmm. Yani dolayısıyla orada zincirleme bir durum var yani. Şahin bana, ben onlara falan. Sonra hepsi uşağı. Falan gibi bir sistem oluştu. Ama dediğim gibi aslında işte o yüzden bir şeyi değiştirmek istedim. Ali'ye çok iyi gitseydi ben şu an
Ne olacak? Ne Aslan Soykan mı olacaktım? Ne anladın mı? Yani o da o yani. Kıvanç da değilsin. Anladın mı? Bir yerde yine bir sevimlik yapan tombik bir çocuk. İşte müştemilat tayfayız. Yani, biliyorsun yani, komedi dramada müştemilat tayfadan ibaret. Orada müştemilattan girdin, şeye baktın. Kıvanç yine hanımın kızı filmden falan. Allah Kıvanç yine geldin karşıma. Kıvanç azılı düşmanı da. En büyük düşmanım abi. Kıvanç'ın haberi yok ama. Kimin değil ki? Hangi yani. Erkeğin değil? Abi siz bir de televizyondan düşmansınız. Benim komşumdu. Aa. Taşındım hemen. Dedim yapmış. Ben her gün göremem Kıvanç'ı. Tadım kaçamaz. Arada işte, televizyona denk gelirsin de çok, karşılaşıyorduk. Çok zor iş. Çok zor iş abi. Ve yani kesinlikle sektörü bırakmalısın. Zirvede bırak. Bırak git. Hayır, bir de şöyle bir şey var. Mesela zirvede bırakıyor. 2 yıl sonra başka zirveyle geliyor. İşte ne bileyim yani, anlamadım. Zirve benim ya. Diyor. Yani. Evet yani ben varsam zirvedeyim diyor. Yeterince övdük tamam yeter hadi. Yani. Peki mesela sende dikkat ettiğim şey abi. Neye girsen mesela öyle oyuncular var. Abi işte oynuyoruz dizide. İşte ya da YouTube var abi işte ekmeğimiz değil. Sen hevesli bir adamsın. İşte hevesim kaçtığında bıraktım ama. Yani dediğim gibi o 3 senede hevesim kaçtığında yapmadım. İşte yani geçinmem için mecburum demiyorsun bırakıyorsun evet. Ama girdiğin her işte ben onu görüyorum abi. Ya buradan bir akar olsun diye giriyorum değil de hep başlıyorsan hevesli bir eser görüyorum. Zaten ben. Öyle olmadığımız işte güzel olmuyor hakikaten de. Yani dolayısıyla bizim yarattığımız hikayelerde atıyorum yani çok zor hareketler bir ilk yapıldığında böyle büyük ve yeni bir şeydi. 3 adam 3 kişi talk show yapmak çocukluk arkadaşı yani çok büyük bir riskti. Doğru. Canlı yayındasın falan o dönemin canlı yayını ve bir hatasında bitebileceğin dönemde böyle bir tatmin yaşamışsın. Açıkça söyleyeyim yani tek başıma şov yapmak da o kadar tatmin etmedi. Yani ben bunun çok daha zorunu ve canlı yayınını başarmışım. Tek başıma ben talk show yapayım beni gelecek açısından şey gördüm yani. Aa buradan bir çok akmıyor burası ya diye görüp aslında tek başıma hevesim şov programı bıraktım. Ama o sıra başlamak neye neden oldu? Şu anki işte bu YouTube'da bir gençlik kanalı ve gençlik ve komedi kanalı kurabilir miyim temelleri EYS sayesinde oldu. Dolayısıyla şimdi bu EYS TV hikayesi beni tekrar heyecanlandıran, yıllar sonra heyecanlandıran bir şey bu yüzden dönüştü. O yüzden de ilk girişten itibaren hevesliyim, yükseğim. Daha da büyük yerlere gideceğine inanıyorum. Yani benim planım biraz hayatla ilgili hep bir böyle bir heves, 5-10 yıllık bir şey olacaksa yükselebiliyordum. Evet. Üç adam böyle bir şeydi. Ulan bunu yaparsak 5 yıl talk show, 6 yıl yaparız gibi bir şeydi. Çok yüksek girdik. Bu da öyle bir şey. O yüzden de dediğin gibi o zaman verim alabiliyorsun. Yani akarıma, kokarıma girdiğin andan itibaren akarın kokarın kadar kazanıyorsun zaten. O kadar. Sonra da yavaş yavaş küçük hesapların adam oluyorsun. Daha şey oluyorsun. Yavaş yavaş artık seçenden seçilene doğru gidiyorsun. Seçilene doğru gittiğin andan itibaren de hakikaten evde ulan beni inşallah seçerler diye bir korkunç bir girdaba giriyorsun. Yani şu an aslında çoğu oyuncunun yaşadığı. Hani kendi imkanlarıyla, kendi yaratıcılığıyla, kendi ortamını kuramayan her insanın elinde sonunda gideceği şey birinin bir gün onu seçmesini beklemek. Ve bu yani dönem dönem yaşadığım için işte Aliye'de bütün ekonomim, hayatım senaristin yazacak mı o bölümü ya Özgür gelsin derse ben o sıra param oluyor falan. Hani korkunç bir şey yani baktığında. Psycho bir şey. Psycho bir şey yani. Ya da işte yapımcının, elbette yapımcının falan değil ama izlenmelere bakıyorlar. Senin sahnelerin daha düşük reyting alıyor. Neden? Neden bunu düşünüyorsun işte? Neden? Neden? Ben şu an bunu düşünüp eğer kendine yatırım yaparsan da o zaman kendi ortamını kuruyorsun. O yüzden ben, demek ki ben dizi, kamera, o dünyanın adamı değilim. Ben sahne adamıyım. Bunu zaten öyle yapıp geldim İstanbul'a. Neden sahneyi zorlamıyorum mu düşünmeye başladım. Andan itibaren mutfağı çok zorladım. Dolayısıyla mutfağa girmekte oradaki kariyerde çok doğru bir adım oldu. Çünkü canlı, kanlı. Hem yazan, hem oynayan, hem şey. Yani mutfak neredeyse çok güzel hareketler bunlar. Benim çocukluğumdan beri kendimi yetiştirdiğim yermiş oldu. Boş dokunma. Ama buna zorlamamın nedeni bu çalışmayan sistemde kendini suçlayıp kendine uygun yeri arama cesareti göstermek bence. Kariyerini doğru yönetmek aslında. İşte tam da burada linçlere de hazır olman gerekiyor değil mi? Yani hani o dayaklara, o laflara, o acayipliklere. Tabii ki öyle yani. Yani tabii, hani tabii. Onunla nasıl baş ediyorsun abi? Vallahi ben yani şey oldum ya. İyisi de kötüsü de. Evet evet aslında. Yani şimdi çok istediğin bir hayat yaşıyorsun. Yani çok istediğin şekilde gitmiş, yardımcı olmuş kadar sana. Dolayısıyla buradaki linçlerde artık o durumla empati yapabiliyorsun. Ben bir de artık her konuyla ilgili linç yediğim için yani ben en saçması ben, neydi yani, bunu ben, soracaktım. Yani ben bir sürü şey, bundan da linçlemeye kardeşim. Ya bir çok saçmalıkla ilgili yedim ama en saçması bence pandemide mücbir sebeplerde Atatürk şiiri okudum. Kendi yani lisede okuduğum Atatürk şiirini paylaşmışım. Hani 19 Mayıs'ta bakın ben işte böyle bir şey yapmışım diye.
O şiiri okudum, şiirle dalga geçiyorum diye Atatürk linci yedim. Ve hani bu kadar alakasız bir şeyden 4 yıl linç yedim yani. 4 yani bilmem ne falan filan. Bu korkunç bir linç yedim. Bence en kötüsü oydu, en alakasız oydu. Ama onun dışında çeşit çeşit bir sürü yedim yani. Hani oradan yedim, buradan yedim, böyle oldu, böyle oldu. Yani birçok şey oldu. Dolayısıyla bağışıklığım var. Ondan sonra ulan dedim ben bu kadar yiyorsam bundan para kazanayım diyeyim. Linçede bulduk yani. Dolayısıyla oradaki amaç da aslında hani bu linç meselesine insanların yaklaşım şekliyle hani linç adabına da aslında bir gönderme. Çünkü bizim programda okunan linçler bir insanı aşağılayan, kötüleyen şeyleri bulmuyoruz orada. İçinde zeka pırıltısı olan, karşısında söylediğinde ya bir gülümseten ya da evet ben bunu düzelteyim denen şeyleri buluyoruz. Dolayısıyla linç kültürüne de bir faydamız olsun diye yapıyoruz. Yoksa gel seni orada linç edelim diye değil. Yani dolayısıyla onu da bir avantaja çevirmiş oldum işin sonunda. Aslında yabancılarda roast diyorlar ya ona, değil mi? Hani o aslında bir kategori işte. Evet. Eseri çağırıyoruz ortaya. 12 tane, 15 tane stand-upçı var. Ya da işte komedyen şu bu. Eserle ilgili şakalar yapıyorlar. Roasting deniyor buna da. O kadar güzel bir format ki ama mesela Türkiye'de bunu denemek ve yapmak çok zor değil mi? Yani çok bizde zor. Çünkü bizde abi yani karşılıklı komedyenlerin birbirine girdiği andan itibaren bir altında bir şey arama. Kavga çıkar zaten. Çıkar. Yani bizim toplam bütün abilerimizden başla bizim döneme gel. Komedyenlerin arasındaki ilişkiye bak hep zayıf. Gergin. Birbirini gömmek çok zor. Yani hakikaten çok zor. Ya mesela ben onu anlamıyorum. Tam da komedyenin aslında başlatması gerekiyor ya bunu. Tabii. Yani ben eseri gömmeliyim, eser başkasını gömmeli. O onu yani... ya çünkü en uygun fıtrat, yaratılış bizde ya güya. Hani tam da ondan şey yapıyorsun. Yok abi. Azıcık bir şey olsun hemen gerginleşiliyor. Hemen tabii. Böyle bir üste çıkılıyor. Ya bu Orta Doğulu olan komedyenlik anlayışı mıdır, ekolü müdür bu? Valla bizde işte üç adamın aslında yükselişinde en çok şey olan hani birbirimizle dalga geçmemiz, birbirimizle olan muhabbetimiz ama işte değil mi biz şimdi çok köklü bir arkadaşımız olduğu için karşıdakini gömdüğünde bence ki olay o. Ben seni gömdüğümde altında bir şey mesela Oğuz İbo ben geliyor art niyet aramıyoruz. Ve dolayısıyla laf sokmak için yapmıyorsun. Ya da senin kariyerine zarar vermek için mi? Şimdi bizde biri gömse o kadar arkadaşlık olmadan ulan beni bitirmeye mi çalışıyor? Bilmem ne mi oluyor? Bu ben ona ayağımı geçen filmde ya. Bilmem ne yapmıştım. O ona çakıyor belli ki falan gibi. Bizde abi katman katman şeye kine dönüşüyor o olay. Yani dolayısıyla bence çok zor bir şey. Ama hani işte bu roast meselesini seyirciden alma en azından biraz daha hoş görülebilir. Çünkü kim olduğu belli değil. Anonim duruyor. Evet. Bilmem ne bir şey var. Kendi sinirlendiği şeye biraz durup cevap da verebiliyor. Bir de bence işte o şey lincin de kalitelisi diye bir şey var tabii, yani hani tabii. Değil mi? Böyle... Çok ciddi arıyoruz ama biz. Yani biz yani dediğim gibi o kadar detaylı bakıyoruz ve diyeyim sana 300 linç falan topluyoruz. Sonra o 300 linçten ben işte bu dediğim kriterlere bakarak yani aşağılamaması, dümdüz olmaması. Ya mesela yaratıcılık... şu bir linç değil değil mi? Yani bura bir piplenecekti. Sen nasıl adamsın? Evet, değil. Bu ne abi? Bu şimdi bunu niye yazıyorum? Ben bunu anlamıyorum yani. Anladın mı hani? Tabii. Böyle bir cümle kurmamalısın ya. Gerek yok çünkü. Emeğine yazık tabii, yani. Tabii. Anladın mı? Hani zekice bir şey söylersin. Hiçbir şey yok. Hani beni fark edecekler mi? Ya da işte ona likelayacaklar mı? Ben o kadar çok böyle yorum görüyorum ki. Niye diyorum sonra? Niye? O emeği orada harcayacağını git ne bileyim. Herhangi bir şey yap ya. Çekirdek çitle daha faydalı. Bu inanılmaz ya. O konuda gerçekten yani insanların bir hani o yorumu yazarken de istediği şey o yorumun etkileşim alması ya. Şimdi oradan da bakmak lazım oluyor. Sonra bakıyor benim yorum ne kadar beğenildi diye. Bakıyor değil mi? İşte bakıyor. Beğenildi mi? Benim yorum öne geldi mi? Bilmem ne oldu mu falan. Orada bir rekabet var. Hani kim daha iyi gömdü? Kim bilmem ne çaktı? Ya işte o arkadaş ortamında muhabbete dönüyor işte. Ben de geçen esere bunu yazdım diyor yani. Ha, o bir like aldı mı oluyor? Ete var olma şeyi oluyor onun için. Yoksa o da onun oraya yazmanın doğru bir şey olmadığını farkındadır bence. Çünkü tabii içine... aynı yorumu birisi gelip ona söylese kavga eder. Tabii. Yani... Ama burada işte bir sürü denge giriyor. Fark edilme. O fark ettiğinden ben de acaba bu sektörde bir yere gidebilirim, YouTube kanalı kurayım falan gibi. Yani belki de o küfürlerle kendi kariyerine temel attığını düşünen var. Yani dolayısıyla orada çok katmanlı bir şey var yani. Artı işte o yaşantıyı kendi yaşantısından nefret etme var. Karşıdakinin senin yaşantından yani. Nefret etme var, hayattan nefret etme var falan filan. Ya orada çok fazla katman var dediğim gibi. Yani bayağı orada vaka bu aslında değil mi? Tabii.
Çok yani büyük bir vaka bu. Yani bu günümüzde yorumlayacağımız bir şey. Şu an ama eskiden mesela düşündüğümüzde bizim sadece tam biz çıktığımızda Twitter yokmuş mesela. İnanılmaz yani. Biz çok güzel gelip yaptığımızda Twitter yokmuş. Ne yani var o bayağı zaman? Yaşlıymış sizi. Ekşi sözlük var. Ekşi var. Facebook vardı. Ekşi sözlük var. Facebook bile daha yoktu. Öyle var da şey, o kadar kullanılmıyor olabilir. Evet belki. Yani 2008 mi? Fitari de değil yani. Hani 15, Allah Allah. O olmayınca böyle biz yorumları diziforum.com'lar falan vardı. Onlar doğru forumlar vardı. Tamam. Forumlardan bakıyorduk falan. O da enteresandı yani. Mesela ekşi sözlükte biri bir şey yazıyordu. Bir mahvol, yani sanki bütün görüş oymuş gibi böyle mahvoluyorduk mesela. Ya yani o ekşi sözlüğün o zamanki şeyi tabii ki o zamanki yazar kalitesi, başlangıcı o iyiydi de. Yani biri seni gömüyorsa böyle aman o çocuğu gibi değil. Bir şey anlatıyordu yani. Bilmem ne yapıyordun. İşte çok eser çok gülüyorsun. O güldüğün için bilmem ne oluyor. O öyle oluyor. Bir en azından bir ya mantığı feyiz oluyordu. Feyiz alabileceğin bir şey bile söyleyen oluyordu. Tabii ki oluyordu. Yani. Tabii ki çok böyle IQ'lu insanlar. Tabii çok derin yorumlar oluyordu ama her o şeyde olduğu gibi ilk çıktığımızda full sevgi 10 bölüm sonra gömgü sonra bunlar bozdu gibi o seyirde gidiyor ve bütün ona göre sinire yani daha sinirli yorumlara da yol açabiliyordu. Hiç kavgaya kadar gidecek oldu mu böyle abuk subuk bir şey söyleyip sana da lan gel bakayım buraya sen ne diyorsun dedi. Yok ya benim hiç olmadı ya. Ama ben böyle yürüyen margarin yazmıştı bir ekşi sözlükte. Mesela o böyle ulan margarin yürüyen falan böyle çok hani ne yani ana avrat girmişler önemsememişsin. Margarin çok üzdü ya böyle trans yağ falan böyle hani margarin bir de yani tereyağı da olur çok falan. Çok düşünmüş bir de yani. Çok sertti ya. Ben onu hala sindiremem. Her yerde söylüyorum onu. Seni bulacağım oğlum. Seni bulacağım seni. Hazır linç muhabbeti geçmişken ben de bir videomuzdan dolayı özür dilemek istedim. Abi aynı videoda hem çilingirlerden hem doktorlardan linç yedik ya. Öyle mi? Ben çilingirlerden linç yedim. Abim doktorlardan linç yedi. Mevzu da şuydu. Kısaca özet geçeyim izlemeyenler için. Gayri ihtiyar ben diyorum ki çilingirlerin aldığı parayı çok boş buluyorum. İki saniye için bu kadar fazla para almamalılar diyorum ama. Katılmıyorum bu arada. Ya. Abim de diyor ki iki saniye için ne para alanlar var? Ben işte bir şaka yapıyorum. Abim de doktorlar da. Ben de ondan bahsediyordu. O zincirleme ama ben bir şey olarak. Çilingirler abi bana diyor ki ya hak veriyorum çok önemli bir iş yapıyorlar ama yazılan nasıl geri vitesçisin? Geri vites yapmıyorum. Yorumlardan et. Şey yapıyorum. Devam et götürün. Öyle bir davranıyorlar ki bizim o aldığımız para yorumlardan bir tanesi çok da güldüm. Bizim o aldığımız paraya ne dahil biliyor musun? Oraya geldiğimiz zaman orada yaktığımız yakıt parası. Ben eşimin yanından kalkıp geliyorum. Ah, güzel yerden yapıştırmış. Az bile dedim. Mesela ama en şey abi ben de tam o yorumlardan bir tanesini okumak isterim. Sen bu çilingirlerle buluştun mu? Yok abi. Yorumlarda ama mı takip bu? Ediyorum. Yorumlarda yazmış. He. Bir tane çok üzüldüğüm bir yorum var. Çilingir meslektaşlarımızdan ricamızdır. Ben de bir çilingir olarak bu beyefendi kapıda kaldığında duyarlı davranıp hiçbir meslektaşımızın hizmet vermesin. Sonra o iki saniyenin ne kadar büyük bir emek olduğunu emek büyük harflerle anlar diye düşünüyorum. Tüm çilingirlerden özür diliyorum. Gerçekten ben bunu asla emeğe saygısızlık yapmak bunu istemem diyor. Öyle bir şey değildi. Senin böyle anahtarını falan böyle çalıp sokakta kalmanı sağlamak. Anahtarımı kırsa ya. Kırsa ya böyle bir şey olabilir. Bu bir racon mu? Evet abi sen bir kal bir anla. Sen anla diye böyle senin peşine düşüyor. Ya da Allah korusun bir gün kalsam. Yoksa sen o musun? Benim de Allah'tan tek dileğim. Siz açmayın homeless gibi yaşasın bundan sonra. Sokaklara var ya abi köpekler ve Ferhatlar gibi köpekler ve eraylar giremez diye. İnşallah boy boy resimlerin olur çilingirlerde ve hiçbir hizmet alamaz. Ya çok fena. Ya çok saçma. Efendim ben bir de şeyi sormak isterim abi. Kazandığın ilk büyük parayla ne yaptığını? Ha, geldi o soru. Haftalık benim fix sorumdur. Kendin için kazandığın sana göre büyük i̇lk bir para. İlk büyük parayla anneme araba aldım. Kendine değil annene. Anneme aldım anneme. Vay. Yani senin benim annem, direksiyon öğretmeniydi. Yani hatta bizi de hep öyle okuttu öyle diyeyim sana. Normal direksiyon öğretmeniydi sonra özel dersler vererek. Yani bütün Bursa'daki neredeyse ev hanımlarının hepsini annem öğretmiştir direksiyon dersini. O direksiyon dersini verirken de hep böyle hayatımızı anlatırdı insanlara. Dolayısıyla Bursa'daki bütün ev hanımları benim hayatımı bilir. Yani ben Bursa'da zaten yani ailece tanınan bir durumdaydım. Lokal bir selebriti olarak başladım tabii hayatımı. Lokal ve derin böyle işte. Baba söyledikten sonra şöyle oldu falan filan böyle bir şey bir sevgisi vardır var Bursalıların. Dolayısıyla annem artık hani ders ver falan filan. Sonra da kendi arabası olsun. Hani bizim ailede bir anlamı olduğu için öyle ama bir şey ama çok güzel şahınmış. Çok vallahi yani. Güzeldi. Şey çok iyiydi. Çok tebrik güzel hareketlerden yani almıştık hani. Yani.
böyle bir hediye beklemiyordum. Yok ben açıkçası. De hiç böyle bir cevap da almadık bu arada. Ya ev alıyorlar ya araba alıyorlar. Olabilir. Vallahi mi ya? Ya ne güzel. Şey yapıyorlar hiç anneme babama bir şey. Gerçi var mıydı? Selçuk abi vardır, demişti. Vardır ya. Ev alma vardır. Çok sinematografik bir sahne olduğu için belki evet, etkiler. Evet oradan. Hani bir... Öncesi de aslında anlamlı yani olduğu hani için. Yani hani tam parantez güzel kapanıyor. Böyle anlar çok kıymetli geliyor bana. Çok iyi düşünmüşsün. Ya yani. Toplamında aslında benim bütün hayatla olan bir de işte bizim Bursa'da kurşunlu da yazdığımız varmış falan filan. O yazdığımız işte babam o sıra iflas mı ediyor ne? O kurşundaki yazdığımız gidiyor filan. Böyle bir şeyler oluyor benim küçüklüğümde. İşte bir de o ev bir de kurşunlu da ev şimdi annem orada yaşıyor. Onu aldık. Yani aldım. Dolayısıyla bir hayatla ilgili bir imtihanı verdim gibi düşünüyorum. O ilk kurşundaki evi aldığımda yani. Yok çok güzel. Evet. İkisi birlikte tamam. Benim imtihanım devam ediyor anneciğim. Şu çilingiller işini bir halledeyim. Kafamda bir şeyler var. Senin var mı mesela şu an? Kazandığım yük parayla... Hayır. Ne hayal? Mesela annene ne alırsın yani anahtarcılardan abi, fırsat bulduğunda? Anneme gerçekten, benim anne de tam seninkinin tam zıttı öğretmen ve şey, araba sürmeyi çok istiyor ama babam hiçbir şekilde arabayı vermiyor. Hakikaten ona bir araba alıp araba sürmeyi de öğretmeyi çok isterim. Ha. Ama bu çok ama yani öğretir mi? Sen tutmuş cevabı. Yani tutmuş cevabı bir daha söyledin. Nemalanan bir cevap değil mi bu? Hiç. Sen gerçekten anahtarcılardan dayak ediyorsun. Hak ediyorsun yani. Hızlı sorular. Hızlı sorular. Hadi bakalım. Son part. Abi hiçbir anlamı yok. Öyle soruyorum. Hı. Acun Ilıcalı mı Yılmaz Erdoğan mı? Yani... Bunun yani... başı hiçbir anlamı yok. Anlamsız bir soru mu sence? Göz göze gelmek istemedim. O yüzden kafamı yedirdim. Yedirmeye çalışıyor. Anladın mı? Eser bir şey. Eser şöyle, abi. Abi, abi ben de bir şey bekliyorum. Ben çaydanlık mı? Öyle bir şey soracak gibi. Öyledir ha. Yani ikisi kıyaslanabilecek durumda değil yani. Biri usta, yani bu işi yapma sebebim. Birim de yolculuğumda bana çok büyük destek olmuş bir abim gibi. Bir şey yani. Dolayısıyla ikisini asla kıyaslamıyorum. İki çok ayrı farklı. Fenomen değil çok mi? Çok ayrı fenomenler. Yani çok ayrı tarzları, bütün duruşları, her şeyi farklı. O yüzden o mu bu mu yapamadım burada. Tamamdır. Üç adam mı, linç etme? İkisi ayrı şey. Abi nasıl, nereden geldin ya? Ya dediğim gibi üç adam bizim yolculukta bulduğumuz, çocukluk arkadaşlarımızla paylaştığımız çok büyük bir hikaye yani. Linç et daha yeni başlıyor. Dolayısıyla hani üç adam tabii ki yani burada. Abi bir seyircimizden gelmiş İbrahim Özkılıç. Şampuanı eline mi sıkarsın, kafana mı sıkarsın? Bir elime. Tehdit gibi. Elime sıkarım. Ondan sonra bu saçımda böyle cevap köpürmesinden çok hoşlanırım. Olur, daha detay vereyim mi İbrahim? Çıplak olurum genelde. Ömür Ç'den geliyor bu sorumuz da abi. Dilber dudağı mı, vezir parmağı mı? Bunlar esere soracağız diye mi geliyor? O bir kere öyle değerlendirelim. Yok abi bunlar... Ha, genel bir genel sorular olarak evet, geliyor. Evet genel sorular. Bunu abi, sorsan ne güzel olur diye. Kendi dudağım olarak. Bal dudak. Halı sahada 9-10 mu 10-11 mi? 10-11. Bence de 9-10 çok ara bir saat. Yemeğe abi. Yakın 9-10. Mahvoluruz sahada. Aynen sıkıntı öyle. Sıkıntı var. 9-10'u ben de sevmiyorum. Abi erkek arkadaşlarla geyik gecesi mi, hanımla romantik film gecesi mi? Hanımla romantik film gecesi. Eş bile vermiyorum. Hiç gerek yok bu topa hiç yani. Yani. Hiç yani. Hiç mesela ya. Buna başka bir cevap vermenin bir manası var mı yani? Ya, boşu ya, boşuna. Kendi hayatını zora sokmanı. Hiç kendime söyleyeyim. Ne gerek var ya? Abi son sorum. Bursa'da belediye başkanlığı seçimi olsa sen mi kazanırsın? İbrahim abime olsan abim. Ya bu nasıl soru? Ben bunu kabul etmiyorum abi. Bu da çok abi. Saçma soruymuş hazır ya. Hazır yerel seçimler arifesinde milletin kulağına kar suyu kaçırma kardeşim. Üç tane güçlü isim. Yani ondan sonra nasıl olacak? Kim kazanır? Şimdi ben Bursa'dan çok erken göç ettim. İbo'nun şeyi var. Bursa seyircisiyle şimdi taraftar. Bursa taraftar, Texas bilmem ne falan o hızlı örgütlenir. Ama benim de liderlik ve şey yönetimim çok iyidir. Yani seçim süresi yeterli süre verilirse ben alırım. Sen alırım. Yani iyi seçim şeyi yönetirim. İbo o taraftarlara güvenir. Hemen gir bilmem ne organize olamayabilir. Oğuzhan'ın da kimi destekleyeceği de kritik. Ya Oğuzhan da ben ikna ederim. Bizim mitinglerde şarkı söyletirim ben ona. Seçim şarkı belki ondandır. Seçim şey yani Oğuzhan'la yani. Biz berabermişiz gibi bir algı yarar. Yani ben planı doğru kurarım. Gül ki eserim diye. Gül. Gül.
Olur. Çok güzel gün oldu. Abi ayağına sağlık. Abi teşekkür ederim. Yani hani yeni kanal değil tabii ki. Kanalın yeni programları hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz. Bence çok keyifli olacağına eminim. Çünkü yine hevesli gördüm seni. Tabii tabii çok yani mutluyuz. Yani hani onun için hiç güzel sıkıntı olacak olacağını düşünmüyorum. Teşekkür ederiz. Farklı farklı da bir sürü program olacak. Tabii bence tabii. Keyifli. Yapacağız. Yani yolu bahtı açık olsun. Teşekkür yürüsün ederiz. Yürüsün gitsin. Paslaşırız zaten. Siz her de bakın türlü. Burada akıyorsunuz YouTube dünyasında. Vallahi böyle sohbet ediyoruz, eğlenceli oluyor. Biz en çok bu tarafını seviyoruz işin aslında. Yani hani sen tabii de zaten konuşuyorken burada konuşuyor oluyor. Başka bir şey. De bahanesi oluyor açıkçası. Tabii tabii. Çok yani güzel. Yani onun için teşekkür ederiz. Ben ayağına teşekkür ederim. Sağlık. Haftaya yine yeni konuklarla karşınızda olacağız efendim. Bitti. Bir tane şeyler bir tane değil dene ya. Bir tane bitiş cümlesi bugün bir dene. Ha deneyim. Bir tane böyle içinden gelen yazar da insansın. Biterken böyle bir cümle dene yani. En güzel bitişimiz böyle olsun arkadaşlar. Görüşürüz. Bu şey gibi oldu. Bu sezon finali gibi. Sezon finali. Sert oldu yani. Sen bitti demeden bitmez. Bitti.